Bu dönem pandemi bize gösterdi ki moleküler biyoloji ne kadar ve genetik ne kadar önemli konularmış. Evet. Yani inanılmaz önemli konularmış. Fakat önceki yıllarda çok fazla yine hocama söylediğim gibi işsizlik derdimiz var. Bu bölümlerden mezun olanlar işsiz kalıyormuş diyordu gençler. Bu bir şehir efsanesi. Biz daha önce de yayınlar yaptık. Aslında ne kadar geniş iş imkanları olduğunu söyledik ama biraz anlatalım mı bu bölüm ne? nerelerde çalışıyor ve önümüzdeki döneme dair iş bulma konusundaki öngörünüz ne? Evet aslında çok yani güzel bir soruyla başlıyoruz konuya. Genel olarak buradaki işle ilgili öğrencilerin karşılaştığı sıkıntılardan bir tanesi aslında çok bilinçli bir şekilde tercih yapmamalarından kaynaklanıyor. Bu durumda siz çok güzel onlara bir yön veriyorsunuz, açıklamalarda bulunuyorsunuz. Bu bölümün açıkçası dünyada da çok önemli olduğu, stratejik bir değeri ve önemi olduğu anlaşılmış durumda. Evet. Bu pandemiyle beraber biz bu alana yönelik bir takım araştırmalarımızı arttırmamız gerektiğinin farkına vardık. Evet. Bunu ya gerçekleştirebilmek için, bu başarıyı da sağlayabilmek için bizim gerçekten kalifiyeli yetişmiş moleküler biyologlara ihtiyacımız var. Hı hı. Bu anlamda şu ana kadar belli başlı kalifiyeli moleküler biyologlarla beraber biz dünya çapındaki bu teknolojik çalışmalarımızı başlatmış bulunmaktayız. Örneğin işte ülkemizde de bir aşı çalışması araştırmaları başlattık. Keşke daha hızlı olsak. Evet, Bununla beraber biliyorsunuz ki bu pandemideki pandemiye sebep olan COVID-19 hastalığına sebep olan virüsün anlaşılması, genetik işlevinin çözümlenmesi ve İnsanlarla olan hastalık etkisinin araştırılması genetik yaklaşımlarla mümkün kılındı hı hı. ve bu anlamda biz moleküler tanı kitlerini üretebildik. Bu ve çeşitli biyoteknoloji firmalarımız bu anlamda çok ileri hareketlerde bulundular, araştırmalarda bulundular. Bununla beraber kendi moleküler cihazlarımızın yapımı konusunda araştırmalara başlattık. Aslında bu olanlar Aslında... önümüzdeki dönem küresel ısınmadan dolayı deniyor ki artık bu virüslerle biz hayatımızda hep olacak. <laughs> e, küresel ısınmayla birlikte virüs salgınlarıyla daha çok e, karşılaşacağız. Yani bu da tabii bu işin olumsuz tarafı ama moleküler biyoloji ve genetik mezunlarına da sürekli iş, <laughs> geniş iş alanı anlamına iş geliyor. imkanları var. Kesinlikle yani bu sadece biyoteknoloji alanıyla da sınırlı değil Hı -hı. açıkçası. Örneğin e, ülke ekonomisine katkı sağlayabilecekleri, tarımın iyileştirilmesi için çözüm e, olanaklarını sunabilirler. Hmm, bak Bununla kadar beraber ilginç. evet doğal çeşitliliği, doğamızdaki çeşitliliği sağlanmasında çünkü e, moleküler biyoloji ve genetik evet modern biyolojinin temelini oluşturmakta ve canlı canlı sistemlerle ilgilendiği için işte oradaki moleküllerin biyomoleküllerin hücrelerin birbirleriyle etkileşimini ee, ve oradaki yapı ve fonksiyonların işlevinin mekanizmasının anlaşılması e, burada e, araştırmalar yapıyor ve sadece sağlık bilimlerinde ve temel bilimlerde değil hı hı. aynı zamanda mühendislikle de birlikte hareket ettiği için e, her türlü bilimin doğaya özgü canlılığa ve yaşama özgü her türlü bilginin e, ilerletilmesi konusunda e, önce rol oynuyor açıkçası. Hocam bi biyo mühendisler ilişkili mi benzer mi? Moleküler biyoloji ve genetik ile biyo mühendislik şimdi bir arkadaşım sormuş, evet. biyo mühendislik bölümleri var aynı şey mi o? Açıkçası iş imkanları hemen hemen ortak diyebiliriz. Ee, sadece şöyle bir farklılık var. Evet mühendislikte biraz daha mühendisliğe yatkın e, ders içerikleri müfredatlar mevcuttur. Örnek verebilecek olursak mesela biyoproses mühendisliği. Hmm. Burada e, temel araştırmayı moleküler biyoloji ve genetik e, araştırma grubundakiler gerçekleştirirken orada bir merak vardır. O merakı bilime dönüştürme söz konusudur. E, Mühendisler ise o e, bilimi, bilimsel verileri kullanarak onu ürüne dönüştürebilirler ve üretim prosesini gerçekleştirebilirler. Evet. Açıkçası multidisipliner bir şekilde, e, diğer bölümlerle ortak bir şekilde çalışmalar mevcut. E, ben hani ortak fikirleri alanlarına bakacak olursak, her ikisi de bilimsel olarak moleküler biyoloji ve genetiğe ağırlık verebiliyorlar. Sadece zaman içerisinde kendilerini uzmanlıklarını belirleyebiliyorlar, farklılaştırabiliyorlar.